İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugün Balta Limanı'nda Boğaz'ın kenarında harika bir yerdeyiz. Hakan'ın çiçekleri, bizim limonlar Akdeniz izlenimleri veren ama biraz daha güzel deniz kokuları da geliyor. Yani okyanuslar falan da bir Avustralya ve hadi biraz da yakından Akdeniz, Brezilya kokuları ta okyanus ötesinden. Evet, konuklarım Jessica Brezilya'dan, Kıbrıs Avustralya, karışık ve tabii yani bayağı Türkiye, Buray. Şimdi hanımlar önce, ladies first. Her zaman. Jessica, Brezilyalısın. Evet, Brezilyalıyım. Ne yapıyordun Brezilya'da? Ben Brezilya'da 16-17 yaşında kadar orada yaşadım. Lise okudum, liseyi bitirdim. Sonra annem babamla yaşıyordum. Baban ne iş yapıyor? Babam süt satılıyor. Bizim çiftliğimiz var Brezilya'da. Süt üretiyor. Evet. Annem de öğretmen. İnekleriniz var. Kaç tane ineğiniz var? 40-45 tane civarında. At var mı? At var. 4 tane atımız var. Biner misin? Köpekler var. At biner misiniz? Her gün. Yani orada olduğum sürece her gün binerim. Çünkü çok seviyorum. Ben çok özlüyorum. Ve sonra tavuklarınız falan? Tavuklar var. Köpeklerimiz, 4 tane köpeğimiz var. Kuşlar. Böyle dolu, hayvan dolu bir çiftlik. Harika bir hayat yaşıyordun. Sonra evet. Biyoloji kazandın galiba. Biyoloji bilimleri kazandım üniversitede. Ama o zaman kariyerime ara verdim. İşte küçükteki hayalim vardı. Manken olmak isterdim. Ve São Paulo'ya gittim. Ailem bıraktım çiftlikte. Çok büyük bir şehir São Paulo. São Paulo çok büyük bir şehir. Ailem bırakıp çiftlikte São Paulo'ya gittim. Orada 17 yaşında kadar yaşadım. Sonra hangi o iyotlu tuzlu rüzgarlar, deniz rüzgarları seni Türkiye'ye nasıl çekti? Aslında ben Türkiye'ye gelmeyecektim. Ben Çin'e gidecektim, işte uzak doğuya gidecektim. Ve bir iş için gidecektim işte yine manken olarak. Türkiye... Kısmet olmadı, gidemedim. Bir sorun çıktı. Ben de Brezilya'da devam ettim hayatımla. Ve bir hafta sonra bu haberden Türkiye beni çağırdı. Türkiye beni gördü orada. Dedi ki Jessica Türkiye... Nerede gördü? Beni ana ajans vardı Brezilya'da. Ha. Orada beni keşfettiler. Beni gördüler. Jessica gelsin Türkiye'ye. Bir reklam için geldim. Ondan sonra burada aşık oldum ve kaldım. O kadar Türkiye'li oldun. O kadar güzel Türkçe konuşuyorsun ki hayret ediyorum. Kaç senede öğrendin bu kadını? Çok teşekkür ederim. Ben hala ya kusura bakmayın diyorum. Benim Türkçem çok kötü. Ya takılıyorum sürekli. Dilim dönmüyor. Ama bir de dönseydi nasıl olacaktı? Şimdi dizide oynuyorsun değil mi? Evet, şimdi hangi dizi? Oynuyoruz. Yeni Gelin. Yeni Gelin. Dışarıdan gelen. Evet, yabancı gelin işte. İspanya'dan gelen bir gelin Türkiye'ye. Burada evlendi ve burada kaldı. Kaldım. Benim karakterim. Hoş geldin. Benim gibi. Sakın gitmesin. Teşekkür ederim. İlk ki geldim 2011'de geldim Türkiye'ye. İlk ki geldim. Öyle. Peki. İlk ki programa da geldim. İlk evet burada. 6 sene oldu. Buray, sen Kıbrıs doğumlu. Evet. Sonra Avustralya'ya gittin işte. Yok ondan önce bayağı yerler gezdim ben. İlk olarak İngiltere maceram oldu. Bir 3 yıl. Sonra bir yıl İspanya'da yaşadım. Sonra işte rüzgar Avustralya'ya attı beni. Bir bakmışım sonra 7 yıl olmuş Avustralya'da. Ama senin yani bayağı ciddi bir altyapın var. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nden mezunsun, Doğu Akdeniz. Doğrudur. Sonra müzikolojiyle ilgili bir master'ın var galiba. Müzik prodüksiyon, ses mühendisliği okudum bir yıl, master yaptım. Ondan sonra daha bir devam ettim okumaya. 3 tane daha okul bitirdim ondan sonra. Grafik dizayn bitirdim, işletme bitirdim, IT bilgisayar bitirdim. IQ'nu ölçtürdün mü? Kaç? Ölçtürmedim. Epey yüksek olmalı ya. Ha? Bu kadar şeyi bir araya topluyorsun. Keyif alıyorum. Yani ha? Öğrenmek güzel. Sonra rüzgar beni de bir şekilde Türkiye'ye estirdi. Sen de. Sonra 2 yıl olmuş. Bir bakmışım artık ben de İstanbulluyum. Sahiden diye de bir albümün çıktı. Evet. Gösteriyorum. Doğrudur. Orada melodi de bunun içinde bir şarkı değil mi? Melodi de bunun içerisinde bir şarkı, evet. İstersen müzikle girelim. Sevdiğiniz... Sen müzik adamısın. Evet. Söyleyelim mi? Evet, hemen. Tamam. Müzik
şey yarım. Çok sıradan, çokça söylenmiş cümleler var aklımda. Anlatamam bildiklerim, serinir hep karşımda. Yanıma sokul nefesini alayım, hadi bir konuşman ödeyip duyayım. Gülümse gecenden karanlık kaçsın. Tutuşup tutuşup yanayım, bir dokun ömrüne dolayım. Güneşli yarınların selamlasın. Yanıma sokul nefesini alayım, hadi bir konuşman ödeyip duyayım. Gülümse gecemden karanlık kaçsın. Tutuşup tutuşup yanayım, bir dokun ömrüne dolayım. Güneşli yarınlar bayramlaşsın. Sokul nefesini alayım, hadi bir konuş melodini duyayım. Gülümse gecemden karanlık kaçsın. Tutuşup tutuşup yanayım, bir dokun ömrüne dolayım. Güneşli yarınların selamlasın. Yanıma sokul nefesini alayım, hadi bir konuş melodini duyayım. Gülümse gecemden karanlık kaçsın. Tutuşup tutuşup yanayım, bir dokun ömrüne dolayım. Güneşli yarınları bayramlasın. Ne güzel şarkı, fıkır fıkır. Teşekkür ederim. Tam Akdeniz. Evet. Ha? Pozitif, cıvıl cıvıl. Gel nefesini hissedeyim. Sözler kimin? Sözler Gözdençe. Benim takım arkadaşım. Müzik? Müzik beraber yapıyoruz Gözde'yle. Siz zaten... Biz takım arkadaşımız zaten ikili olarak geldik. Bu oyunun içerisine böyle başladık. O da Avustralya'dan değil mi? Yani bilmiyorum, siz inanır mısınız? Ben işaretlere inanırım. Jessica'nın da Türkiye'ye gelmesi, benim de dünyayı gezip en son yolumu Avustralya'ya bir şekilde rüzgarın beni oraya iteklemesi, işaretlere inanırım ben. Belki de Avustralya'ya gitme sebeplerinden biri Gözde'yle tanışmak, tanışmaktı benim için. Çok iyi bir müzik arkadaşı olduk biz. Şöyle besteler yaparak başladık beraber. Bir yerde tanıştık, o da eşiyle gitmişti Avustralya'ya. Tam öyle aynı döneme denk geldik. Bana besteleri olduğundan söyledi. Benim de o zaman bir stüdyom var. Hadi beraber beste yapalım, kayıt yapalım dedi. Beste satarak başladık. Beste yapıp Türkiye'deki sanatçı arkadaşlara vererek başladık. Derken bir fikir oluştu. Sonra Buray, sen niye bir şey yapmıyorsun? Sen niye bir albüm yapmıyorsun? Ve hikayemiz orada başladı. Sonra böyle bir sürü bestelerin arasından benim ruhuma yakışan, benim tarzıma yakışan 8 tane besteyi aldım. Bir şekilde Türkiye'ye ulaştırdık. Sonra işte güzel bir destek bulduk. Bir bakmışım İstanbul'a geldim. Şarkılar patlamış. Bir şekilde ben de bir İstanbul'da olmuşum ve güzel bir maceraya başladım burada. Evet, çok iyi geldi. Biz de çok memnunuz seni burada. İkinci kez inşallah daha evet. Da çok ağırlayacağız, konuğumuz olacaksın. Gözde enteresan bir kız. Kendisi bir bilim kadını ama eve gelince öyle bir hayal dünyası var ki evet. Gece vakti böyle ansızın ilham geliyor kıza. Kimsenin söylemeye cesaret edemediği, kurmaya cesaret edemediği cümleleri kuruyor. Çok değişik hikayeler anlatmaya başlıyor. Ama sözün ve müziğin de matematiği var. Tabii ki, evet. Hatta sana dönelim, müzikle daha ilgili. Bazı ülkelerde ineklere Mozart dinletiyorlar sütü daha bol olsun diye. Sen hiç dinlettin mi? Duydum bu hikaye. Ama istersen biz başka şey dinletelim.
belki senin güzel bir Brezilya şarkısı ki ben tanıştım İpanema şarkısını ilham veren kızla. İpanema'yı sen böyle küçük birkaç kuple söylesene. Ya benim sesim güzel değil ama. Eğer bu ses de güzel değilse sen ses mühendisisin söyle. Portekiz söyler artık şarkıları. Vizyonla birleşince her şey güzel görünüyor. Evet, bekliyoruz. Bir kısmını biliyorum. Tabii birkaç kuple. Evet. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Devam eder öyle. Çok güzel şarkıdır. Sen saat kaçta falan böyle daha çok müzik yapabiliyorsun, yazabiliyorsun? Yani akşamları daha güzel ilhamlar gelir tabii ki. He? Akşamüstü daha güzel bir ilham. Yani akşamüstü mü akşam? Evet. Akşam 6'dan 7'den sonra böyle vücut artık sisteme bağlar, ilham inmeye başlar gökyüzünden güneş batışıyla. Daha güzel bir moda giriyor müzisyenler. Nece düşünüyorsun? Nece? Düşünüyorsun. Türkçe. Türkçe düşünüyorsun. İngilizce de çünkü... Yani İngilizce düşündüğüm dönemler oldu. Yani 3 yıl İngiltere'de bir dönem vardı ki hiçbir Türk arkadaşım yoktu. Sadece İngiliz ortamında bulunduğum dönemler vardı. 2 yıl falan. Hiç Türkçe geçmedi muhabbet. Hiçbir şekilde. Bir tek babamla, annemle babamla telefonda konuşuyordum. O zaman İngilizce'ye döndü. Rüyalarımı bile İngilizce görüştüm. En önemlisi görmeye. Rüyalar. Evet. Sen rüyanı nasıl görüyorsun? Ben artık Türkçe görmeye başladım. Yok canım. Türkçe rüyalar başladı ve kendimi yakalıyorum bazen. Bir şey düşünürken Türkçe düşünüyorum. Bazen Türkçe İngilizce düşünüyorum. Benim Türkçem İngilizcemden daha iyi. Yine ikisi arasında konuşuyorum. Bazen annem arıyorum, annem babama. Bir şey söylüyorum, Türkçe bir kelime söylüyorum ama farkında değilim. Annem, Jessica anlamadım pek ne demek istedin çünkü Portekizce konuşmadın. Kaç kardeşsiniz? Biz iki kardeşiz. Bir erkek kardeşim var. O da çiftlikte mi? O da çiftlikte, veterinerlik okuyor şu an. Oo, ne herkes güzel. O tarafı gidiyor. Ama sizin kökeniniz Avrupa. Avrupa. Benim babam taraf, herkes Litvanya'dan gittiler işte Brezilya'ya. Tipinde biraz Litvanya var değil mi? annem taraf Almanya ve İtalya. Karışık. Oo, İtalya'da var. Var. Senin Türk ezgilerini dünyaya yaymak falan gibi bir iddiam vardı. İsteğim vardı, konuşmuştum. Var. Evet. Hala sürüyor mu? Yani şöyle, bayağı yabancı memleket gezdim. İngilizce müzikler yaptım, yabancı müzikler yaptım. Bir 500-600 tane de İngilizce şarkı var repertuarımda. Kaç? Ama 500-600 tane var yani. Bayağı böyle şarkı öğrenirdim Avrupa'da, Avustralya'da. Ve öğrendiğim tek şey, yabancı bir insan onların müziğini yaptığında hiçbir anlamı yok yani. Yani bir Türk olarak gidip yabancı bir müziği, onların bildiği bir müziği yaptığında hiçbir anlamı yok. Onlara Türkçe müzikler yaptığımda 10 kat daha fazla ilgilerini çektiğini fark ettim. Ve hiç daha önce duymadıkları ritimlerimiz, ezgilerimiz, melodilerimizi onlara sunduğumda çok daha fazla böyle ilgiyle karşılaştım. Özellikle Avustralya'da. Ve hep kafamda var böyle bir bu kadar güzel ezgilerimiz var. Anadolu'da çok güzel müziklerimiz var. Biri de çıksın dünyaya bir şekilde Türk olmayanlara da bu ezgileri duyurması lazım. Yani o gün de gelecektir inanıyorum. Yavaş yavaş. İstersen bir örnek. Gül Goncalar ne dersin? Gül Goncalar Türk. Evet babamın bir şarkısı. Yapalım mı? Tabii. Tamam. Sevdam dedim, can dedim, yok
zordur dedim. Ben bir seni sevmeye dostu kardeşisin. Vuruldum bıçaklara, düştüm karanlıklara. Ben bir yeşil selviydim, kırıldım sarılara. Çok güzel. Bunu dışarıda söyledin mi hiç? Bu albümde var zaten. Hayır, dışarıda da söyledin. Dışarıda yok, bunu daha yeni yaptım. Daha doğrusu bu benim babamın... Türk ezgilerini dışarıya taşımak istediğini söylediğin için soruyorum. Yani şöyle, o dediğim proje başka bir şey. Bu babamın bir türküsü. Belki de... Babanın türküsü. Babamın bir türküsü. Babam Kıbrıs'ta. Sanatçı mı? Evet, bir halk müziği sanatçısı. Daha fazla folklor müziğiyle, Kıbrıs folklor müziğiyle uğraşıyor. Ben de işte küçükken bağlama sesiyle büyüdüm, bağlamayla başladım. İçimde böyle bir türkü damarı var diyeyim, öyle diyeyim. Bunlarla büyüdüm. Bu albümde de babamın işte bu türküsünü koymak istedim. Benim için özel bir yeri vardı çünkü. Güzel şarkı. Sen peki şimdi oraya gidiyorsun, yani Brezilya'ya. Orada kilise çanları falan çalarken hiç akla... Ezan da falan da geliyor mu? Kafam çok karışıyor, evet. Orada bazı sesler duyuyorum, ezan zannediyorum. Aslında değil, başka bir şey ama ezan okudum mu okumadım mı diye. Kafa karışıyor değil mi? Karışıyor, çok değişik. Çünkü burada bir düzenli var. İşte günde okunuyor, gece, sabah. Orada bir şey yok ve müzik dinlerken bile... kısıyorum sesi, duymaya çalışıyorum. Bir şey mi çalıyor dışarıdan? Yok. Kafanın... Ama biraz evvel senden şey diledik, İpanema'ya. İpanema. İpanema kızı. Nasıldı İpanema? Olha que coisa. Evet, nasıldı? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa, um doce balanço. Güzel müzik değil mi? Devam. Bossa değil mi bu da? Bossa Nova. Peki... Karadeniz Türküleri ile Bossa Nova arasında bir paralel çizmek istersen bize bir sunum yapar mısın? Şöyle, biz dizide Karadeniz'de çekildi, iki bölüm oradaydık. Ben Karadeniz bölgesi çok seviyorum. Yani Türkiye genel olarak çok severim. Her köşesinde farklı kültürler görüyorum. O benim büyülü bir şey. Yani ne kadar bir ülke içinde ne kadar çok farklı şeyler bulabilirsin. Yani çok beni şaşırıyor ve aynı zamanda çok çok seviyorum. Karadeniz'e gittim de o Türk horon şarkıları çalırken ben de dedim ki bu çok güzel. Biz de zaten Türkler bana sürekli bir şey öğretmeye çalışıyorlar Türk şarkı olarak. Galiba komik oluyor ben yanlış söyleyince. Ben de çay eline öteyi giderim yani. Gelir mi? Senden dinliyoruz ama. Çay elinle
Çay elinde öteyi giderim yali, yali giderim yali, yali giderim yali. Sırtımdaki sepetim ben olayım ha mali, ben olayım ha mali, ben olayım ha. Akşam. Sırtımdaki sepetim ben olayım ha mali, ben olayım ha mali, ben olayım ha. Çay elinde öteyi giderim yali, yali giderim yali, yali giderim yali. Sırtındaki sepetim ben olayım ha mali, ben olayım ha mali, ben olayım ha. Horon, ben çok oynadım horon orada. Çok hoşuma gitti. Ben bayılıyorum zaten ya Türk dansları. Çalmaya başlıyor. Eskiden çok tanırdım çünkü bilmiyordum. Kadınlar, Türk kadınlar bir şey var yani vücudunda bir kıvırması var. Bak, biz böyle. Bir dakika, sen de çok güzel yapıyorsun. Hayır. Nasıl yapıyorlar? Göster bakayım nasıl yapıyorlar. Bir kıvırma, bir şey var. Ben de böyle yapardım sadece durup dururken. Şimdi nasıl yapıyorsun? Şimdi biraz daha ilerledim ama hala şey görelim çok... Görelim bakalım. Yok. Ama çok... Hemen bir horon çalın. Biraz çalında. Evet, bir horon. Sen horon çalın. De aslında sen Lady in Red var ama sen Lady in Black olarak da yapabilirsin bunu. Lady in Black olarak söyleyelim. Evet. Şu olabilir yani. Senin için Lady in Black çeksin. Evet. As lovely as it did tonight, I never seen you shine so bright. You were amazing. I never seen so many men ask if you wanted to dance, looking for a little romance, giving half a chance. I never seen that dress you're wearing, all those highlights in your hair. Touch your eyes, I've been blind, Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, just you. So gorgeous as it did tonight, I never seen you shine so bright. You were amazing. I never seen so many ask if you wanted to dance, looking for a little romance, giving up a chance. I've never seen that dress you're wearing, all those highlights in your hair and touch your eyes. I've been blind, Lady in Black is dancing with me, cheek to cheek. There's no Lady in Red, Lady in Red.
Yıkayıp. Çok ısındık sesine. Devam edelim. Sahiden ısındık. Sahiden. Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatımdan, bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan. Sahiden doğruymuş söylenenlerde, bir defa çıkmamış adım ağzından. Sahiden bir geçmişim nazarında, ayrısı geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulur sabah. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım aykırı aykırı, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım, bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun. Söylüyorsun ve hissediyorsun. Yani bir çeşit burada sahnede, tiyatro sahnesinde gibisin. Yani seni seyrediyorum. Yüzün, duruşun, beden dilinde öyle. Ya, bravo. Sen en istediğin şey famous Turkish singer, öyle mi? Olmak istiyorsun. Yani hayallerimden bir tanesi tabii ki öyle. Yani yabancı bir memlekette, yabancı bir insana sorduklarında Türkiye'den bir sanatçı bilir misiniz, kimin bilirsiniz? Yani Buray diye bir isim duymak isterim bir gün. İnşallah. İnşallah. Daha vaktimiz var.
Ne çalıyorsun başka? Bağlamayla başladım. Piyano çalıyorsun. Prodüksiyon. Prodüksiyon için bir eğitimini almıştım. Ama esas enstrümanım gitar. Ya, çok iyi bir sanatçı. Çok güzel bir genç kız. Ve aynı zamanda artık oyuncu. Bizde bir adet vardır, böyle yaparız. Evet. Maşallah. Siz ne yaparsınız? Biz 3 kere ağzını vuruyoruz. Ağzını, böyle mi vuruyorsun, evet. Böyle mi? Diş tabar. Maşallah gibi bir şey. Nasıl? Yani. 1-2-3, 1-2-3. Diş nedir peki? Diş tabar. Ya yani tahta bulamayınca dişi vuruyoruz. Nasıl yapıyorsunuz ha? 3 tane. Tahta yoksa? Evet. Aa, bunu öğrendiğim iyi oldu. Çünkü Türkiye'de artık gitar, her şey plastik olmaya başlayınca... Evet. Başlıyorum. Tahta bulamıyoruz. Bileceğim maşallah diyeceğim. Yok plastik. Nasıl böyle sen? Evet, o diş. Şu Adana'ya gideceksin. Adana yemekleriyle aran nasıl? Yemekleri. Çok güzel. Ben aslında ben zayıfladım orada. Ya aslında kilo alacaktım diye düşündüm ama zayıfladım. Çünkü niye? Biraz acı geliyor bana yemekleri. Ha. O yüzden pek yemiyorum. Ya yani her şey tabii acısız yaparlar da. Daha az acılı olanı yaparlar. Evet, sorabilir miyim? Onların az acısı bana çok acı oluyor. O yüzden pek şey yiyemiyorum arada ama ne seviyorsun Türk yemeklerinde? En çok muhlama seviyorum. Muhlama? Evet. Karadeniz'de aşık oldum muhlama. Çok güzel. Öğrendim yapmaya. Hemen sordum işte muhlama ve kuymak. İkisi. Evlenirsen bir Türk'le kına gecesi falan yapacak mısın? Kara? Kına gecesi. Ha, kına gecesi. Yaparım. Çok seviyorum kına gecesi. Çok güzel bir şey. Değişik. Bana değişik geliyor. Güzel. Evet. Gittin mi hiç kına gecesine? Gittim. Gittim, çok duygulandım. Çok değişik yapıyorlar. Gelinler etraf dolaşıyorlar işte. Bir şeyler söylüyorlar. Ben pek anlamıyordum o zaman. Gittim de. Ama çok duygulandım. Çok güzel. Yani gelinler, gelin o bu kadar destek, işte bu kadar sevdiğin kişiler, etraf çok önemli. Bir de gelini alma töreni var. Aa, evet, onu öğrendim. Buraya geldikten sonra öğrendim. İşte gidiyorsun, kız istiyorsun annen, babasından. Verdim gitti diyor. Ya da vermedim. Öyle şeyler öğrendim. Nasıl yapıyor, nasıl verdim gitti, nasıl diyor? Verdim gitti. Kurtuluyor gibi. Peki sana bir Mecnun çıkarsa evlenirsin Türkiye'de. İnşallah. Leyla ile Mecnun duydun mu peki? Duydum. Ferhat'ı. Ben Leyla'yım, Mecnun'u Ferhat'ı aşkıyım. Şirin'i bilmem ama. O şeyleri evet, orada duydum. Ferhat ve Şirin var. Evet, Ferhat ve Şirin var. Bizim çektiğimiz dizimiz de var. Ferhat ve Şirin çift. Bu şarkıyı bir daha söylesene. Ben Leyla'yı, Mecnun'u bilmem ama. Ayda Çelik'ten. İşte. Evet. Ben kendimi yaptım. Şimdi ya, şarkı söylemiyorsun ama söylüyorsun. Evet, lütfen bekliyoruz. Ben Leyla'yım, Mecnun'un Ferhat'ın aşkı. Ferini bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalım bulabilirim. Yani dedik bir Mecnun çıkarsa, sen de istersen. İnşallah. Neden olmasın? Tabii. Hem Mecnun'umuz var hem isteğimiz. Hadi tamam. Başka. Bir gülüşünle başladı yüreğimde fırtına. Bana hiç danışmadan aşkım bundan. Sen bahara ahenkveren, sarmaşık gidiveren güneşimle can bulup sarılsan ya. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen sensiz halim sonbahar. Senin sokulur yakınlarıma, dokunur dudaklarıma. Hayalin yetmiyor gelmem. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı? Mecnun'a sorsam mümkün olur. Ateşe dayanmaz bu şehir yana. La la. Bir gülüşünle başladı.
karışmadan başka yol. Sen bahara renk veren, sarmaşık gidiveren güneşimle can bulup sarılsa ne yar ne olur dokun bir kere. Yüreğimi yaprak döküyor, beni görsen sensiz alem sonbahar. Tenin sokulur yakınlarıma, dokunur dudaklarıma. Halim yetmiyor, gel baba yanımda. Sevdalar, sevdalar, büyürler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ın kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, aşktan sakınsam mı? Kül olur, ateşe dayanmaz bu şehir yanar. Seni kaybettin duygulara bir yürüyüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bölünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım, yoğum sendir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni parçala. Dalgalanır durulur sular gibi, hasretin çarpar yüreğime. Saçlarını savurur rüzgar gibi, ay gibi parlar geceme. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım, yoğum sindir. Ben yazdım seni. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda'nın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok keyifliydik. Maşallah. Maşallah. Brezilya usulü. Konuklarım, müzisyen arkadaşımız, çalışma arkadaşlarım, teknik arkadaşlar. Hepimiz size iyi bir pazar ve iyi bir hafta diliyoruz. Gelecek hafta yine müzikli, keyifli söyleşimize devam edeceğiz. Hoşçakalın.